yavaş yavaş görülüp yazılmaya çalışılıyor. O da şu, Erdoğan bu kez sanki kaos demeyecek. Bunu nereden çıkartıyoruz? Hem parti kulislerinden gelen hava öyle, hem de Erol Olçoğ'un 15 Temmuz'da hayatını kaybetmesinden sonra bir türlü doldurulamayan, Fahrettin Altun'la idare edilen koltukta şimdi Ertan Aydın diye bir isim var. Ertan Aydın, Polmark'ın kurucusu, aynı zamanda AKP'li bir isim. Fakat merkez sağcı, ılımlı sağcı gibi ifadelerle daha konuşuluyor. Daha liberal. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak, ya bu sefer kaos işe yaramayacak diye Erdoğan görmüş ve başka bir yol haritası, başka bir ajanda hazırlığında olmuş olabilir mi? Nasıl yorumlarsın? Yani gidişatı onu gösteriyor. Biraz daha somuta indirgeyip şimdi bu geçen hafta açıkladığı Türkiye yüzyılı vizyonuyla ilgili içerisinde hep çekecek, gelecek zaman, geniş zaman var. Rakamlar var fakat bu rakamlar bir hedef olarak somut sonuçları itibariyle ya da hedef olarak planlı bir yüzyıl vizyonu değil. Yani devlet planlamayı kapattı 2011'de, 2018'e kadar Kalkınma Bakanlığı kurdu. 2018'de onu da kapattı. Oradaki bütün o teknik kadroyu Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı'na dağıttı içerisinde. Dolayısıyla plan kalmadı. Plan sadece günlük, böyle biraz da pragmatist belki de. Bilmiyorum. Yani bugün şunu yapalım, bak şu işle, şu yöntemle şu sorunu çözeriz gibisinden bir bakış açısı. Ama seçim böyle bir iş değil. Hani tamam, idareten böyle bir bakış açısıyla günlük sorunları çözebilirsiniz. Ama seçim böyle bir iş değil. Seçime giderken sen şu anda kilitlediğin kitlen, eğer onun üzerine bina edebileceğin başka seçmen yoksa, ki iktidara seni taşıyacak olan o kesimdir. Bu da epey mesafe kaybettin bu anlamda onları tutabilmek için günümüzde. Dolayısıyla rüzgar değişmiyorsa yelken değiştireceksiniz. Güzel laf. Başka çaresi yok. Rüzgarı değiştiremiyor. Görüyor ki rüzgar değişmiyor. Gerçekten değişmiyor. Dış politikada attığı adımlar yani 2015 yılında 7 Haziran'da evet, tek başına iktidar şansını kaybettiğinde denediği o kaos planı, evet, baktı ki bu sefer bu nerede çıkmaz. Anladı bunu? İstanbul seçimlerinde anlamadı mı? Tabii ki. İdris. Tabii ki. Yani İstanbul seçimleri şunuysa, o aynı kaosu orada yaratıp, bakın bir şey söyleyeyim, iddia ediyorum. Binali Bey'e, Binali Yıldırım'a o akşam sen seçimleri kazandığımızı söyle, gerisine karışma dendi. Diyen kim? Bilmiyorum şimdi, isimlerini söyleyemem. Neden çünkü iddia? Hayır, iddia en azından yazıldı. Çok yaygın. Berat, evet. Albayrak'ın o konuda ısrarcı olduğu yazıldı. O da aynı şekilde Süleyman Soylu'nun da adı geçti ama ha, ben emin değilim bunlardan, bilmiyorum. Soylu'yu bilmiyorum şey ama diyemem. Berat Albayrak'ı, evet, duyduk. İkisi de o gece İstanbul İl Merkezi'ndeydiler. Aynı binada, yanda iki farklı odalardaydılar. Binali Bey seçimi kaybettik dedi. Ona da dediler ki o zaman hayır, sen seçimi kazandık de, bırak gibi, bak şimdi. Ama görüldü ki olmadı. İptal ettik seçimleri. Sonra yenilendi seçimler ve 13 bin küsür diye ifade açıklanan fark 806 bine çıktı. Bu şu, halkı sen sopayla zorla bir yere kadar idare edebilirsin ama bir noktada sandığa gittiğinde onun iradesini değiştirme şansın yok. İki, bir de bizim insanımızın mağdur olana sahip çıkması diye bir anlam var. Bunun siyaseten hiçbir şeyi yoktur. Tamamen duygusal, kültürel boyuttur bu. Yani siyasi bir farklı karşı partinin adamıdır, seçme ya da adayıdır, milletvekilidir, belediye başkanıdır, ne derseniz deyin. Ne olursa olsun ona gider. O kendi iç dünyasındaki duygusal tepki. Aslında en kötüsü de bu, biliyor musunuz? Yani bu, biz eğer adamın boyuna posuna göre oy verirsin, çok güzel konuşuyor dersin, oy verirsin. Bütün bunlar bu ülkenin gerçekleri. Ama bu söylediğimde çok önemli. O zaman o ezayı, o baskıyı, o dönemdeki o kaos ortamının
yaratılmasının getirdiği buradaki etkisidir aynı bir ölçüde orada. Bir de bu tarafı vardır yani. Bunu biraz da şu nedenle de önemseyerek paylaşmak istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, herkese şöyle bir kaygı var. Herkese demeyeyim ama belli kesimlerde diyeyim. Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Bir, giriyorsa şayet kazanmak için de her şeyi yapar. Sokaklarda da silahlı, tabii Erdoğan bunu yapacak diye demiyorum ama Erdoğan tekrar kazansın diye birileri durumdan vazife çıkartıp ellerinde silahla sokakları işte kana bulayabilir. Hayır, bu ülke gerçekten başka bir ülke. Başka bir ülke, ne Arap ülkesi, ne İran. Hayır, bu ülke çünkü cumhuriyetle yaşadı. Cumhuriyeti teneffüs etti. Tabii ya, yüzyıllık bir gelenek, kaç kuşak geçti bu yüzyıl içerisinde Allah aşkına ya. Seni bugün bak Pervin Buldan'a da onun için biraz eleştirel yaklaşacağım. O da cumhuriyetten şikayet etti. Ya Pervin Buldan, sen bu cumhuriyet olmasaydı orada olabilir miydin Allah aşkına ya? Yapmayın bunu. Bu iyi ya da kötü, aksaklığı eksikliklerine rağmen demokratik teamüllerin, geleneklerin bütünüyle işlemiyor olmasına rağmen, ama cumhuriyet yani ümmetten bireye, özgür birey, irade. Bir şey söyleyeceğim. Pervin Buldan benim nezdimde eleştiriden münezzeh denir eskiden. Yani ayrı tutmak. Yani eleştirmeyeceğim insanlardan biri. Neden biliyor musunuz? Hatırlamak çok önemlidir. Özellikle bir ülkede gazeteciyseniz ya da sorumlu yurttaş diye adlandırıyorsanız kendinizi, hatırlamak çok önemlidir. Pervin Buldan'ın eşi faili meçhul cinayetler serisinin en önemli halkalarından biriydi. Savaş Buldan öldürüldü. Eşi Pervin Buldan o sırada hamileydi. Sonra hani kocasının yolundan işte siyasete atıldı vesaire. Şimdi onu ama bu cumhuriyetin o karanlığı, hayır, o karanlığı çözmeden oradan kendince başka kırgınlıklar çıkartmış olabilir. Eleştirmek kolay değil. Bakın bir fotoğraf gelecek ekrana. Şimdi bir adını bile not etmemişim, özür dilerim. Bir cezaevinden bir tahliye. Şimdi bulacağım ama notlarımdan. Bakın bu hanımefendi tam 30 yıl cezaevinde yatmış. 30 yıl ve evet, Rojbin Perişan, soyadı da Perişan, Rojbin Perişan, 18 yaşında cezaevine girmiş, 30 yıl net yatmış ve 48 yaşında tahliye olmuş. Şimdi bakıyorsunuz, Gebze Kapalı Kadın Cezaevinden tahliye ediliyor. Şimdi hangisi olduğunu da söyleyelim mi? Fotoğrafta. Fotoğrafta. Ortadaki mi, sağdaki mi, soldaki mi diye diyorum. Evet. Bu 48, 30 kucağında, yıl. Kucağında çiçekli, evet, olan, evet, zaten anlaşılıyor. Evet. Neden 30 yıl yatmış diye bakıyorum. 18 yaşındayken örgüt üyesi olduğu iddiasıyla DGM'de, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış, müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Urfa, Sivas, Midyat, Gebze derken cezaevi dolaşmış. Tam 30 yıl. 10 kişiyi öldüren o kadar yatmıyor. Yatmıyor bu ülkede. Karısını öldüren, çocuklarını kesen, bunun yarısı kadar yatmıyor bu ülkede. Mesela şu da değil okuduğum kadarıyla. Hani bir silahlı eyleme karışmış, bir cinayet işlemiş falan. Hayır, örgüt üyesi çok olarak. İlginç. Şimdi o nedenle yani bu ülkeyi geçmişinden soyutlayarak da anlayamayız. Ama geçmişi de tabii bir çıban haline getirmenin de manası yok. Onu da anlıyorum elbette. Hani geçmiş de geçmiş diye. Ben bir tek Pervin Buldan için... ben çok etkilendiğimden bunu söyledim. Yaşam öyküsü hakikaten çok dram, tam bir dram. Öldüğünde hamile. Tabii. Onu demiyorum ama o bu cumhuriyetin kabahati olarak algılanmamalı. Öyle ifade ettiğiniz zaman işin
Özünden uzaklaşıyoruz. Hayır, tabii. Ama demek istediğim şu, Cumhuriyet'e yakışan, örgüt üyesi diye gayet soyut belki bir takım şeylerle bir kadına 30 yıl yatırmak, bir faili meçhul cinayetleri çözmeden, görmeden bırakmak olmamalı. Cumhuriyet'e yakışan o karanlığın üstüne gitmek, kesinlikle, onu çözmek olmalı. Öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani bugün 100 yıl, gelecek 100 yıl, önümüzdeki 100 yıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı diye baktığımızda ikinci yüzyılı nasıl projelendirmemiz, planlamamız lazım? Birinci yüzyıla baktığımızda savaştan çıkmış, Cumhuriyet'i yeni ilan etmiş bir ülke ve inanılmaz bir, yani 39'a kadar, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar müthiş planla her şey geri gelmiş. Ondan sonra da yapmış, 39'dan 45'ten sonra da biraz yürümüş falan. Ama plansız hiçbir şey olmaz. Siz plansız, programsız İstanbul mesela, bir kente düzeyde bakalım. İstanbul, Nazım Plan diye bir şeyi vardı İstanbul'la ilgili. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafıyla sistem olarak, cumhuriyet olarak, demokrasi olarak, özgürlükler olarak aklına geldiği devlet biriminin içerisinde ne kadar kurumsallık şimdi varsa. Bakın, 30 yıl hapis yatan bir kadından söz ediyoruz. Size başka bir örnek aktaracağım. Hani memleketin hali, kimine böyle, kimine böyle. İstanbul Şişli'deyiz. Efendim, dün gece polis ekipleri böyle yanar dönerli ışıklarla vesairelerle olay yeri inceleme, işte o sarı bantlarla bir arabanın başında faaliyetteydi. İşte polis girilmez, görüyorsunuz. Burası Şişli'de son derece işlek bir mekan, yer. Arabanın ön camı paramparça, arabanın işte sağında solunda zaten kurşun delikleri var ama daha esas olarak cam gitmiş. Üzerinde çok fazla silah, mermi izi yok. Nedenini anlayacaksınız, şimdi anlatacağım. Böyle bir araştırdılar. Bu arada ilk yapılan şey tabii hem polisin hem de gazetecilerin ilk yaptığı şey malum güvenlik kameralarına bakmak, değil mi bölgede? Şimdi güvenlik kamerasının görüntüleri gelecek. Şöyle özeti haberin yanında. IŞİD finansörünün eşi bir başka IŞİD'liyle kaçıyor. Arabalarının yolu kesiliyor. IŞİD üyesi sevgili IŞİD finansörü tarafından öldürülüyor. Kadın kaçırılıyor. Şimdi aman da aman, değil mi? Bakın bu görüntüyü baştan ver. Şimdi al, sıfırdan ver Esra'cığım. Şimdi bakın, bir araba orada duruyor. Burada biz anlıyoruz ki iki sevgili var. Evli olan 20 yaşında bir kadınla onun sevgilisi, IŞİD üyesiymiş. Yanlarında bir araba duruyor. O arabadan birileri iniyor ve o birisi... Bu güvenlik kamerasının kayıtları. Güvenlik kamerası. Şimdi... kurşun yağmuruna tutuyor sonradan gelen arabadakiler tarafından. Sonra kadınla birlikte kayıplara karışıyorlar. Kadın daha sonra bir yerde, Sultanbeyli'de bir evde saklandığı tespit ediliyor. Ve Berivan adlı 20 yaşındaki bir kadın son anda kurtarılıyor. Kocası tarafından öldürülmek üzereyken. Şimdi bu Muhammed Tek diye biri var. Muhammed Tek. Muhammed Tek öldürülen kişi. 2017 ve 2019 yıllarında IŞİD'in İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlemede iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alınmış. Ama serbest dolaşıyormuş. Hatta IŞİD'in finansörlerinden birinin, onun da IŞİD'in finansörü olduğu biliniyormuş, karısıyla yasak aşk yaşayıp kaçacak kadar serbest dolaşıyormuş. Esra reklam dedi.